Yusuf Ziya Alpacı Erzurumlu, evlidir. Kendisi çok uzun yıllar cezaevinde yapmıştır. İki defa firara teşebbüslü. Hatta bir defasında firar etmiştir. Bunları kendisi zaten yarın anlatır. 2 metreye yakın boyu olan, tamam mı? Ülkücünün dik duruşunu simgeleyen gerçekten yürekli bir insandır. Özellikle dış Türklerde mücadele alanı çok geniştir. Azerbaycan'dan alın, Çeçenistan'a kadar, Kerkük'e kadar her dönemde her yerde görebileceğiniz biri. Daha doğrusu sivil bir askerdir. Derin devlet dedikleri bir şeyde bu hep kelimelerinde derin milletin adamıdır. Çok farklı bir kelime. Derin devletteki istihbarat amaçlı kullanılan kelimeyi o milletle özleştirmiş. Çok sevdiğimiz yüksek vasıflı Türk milliyetçisi. Mütevazı ve aynı zamanda ciddi bir arkadaş, bir abimiz. Her sabah kampımıza katılıyor. Kampımızın ana konuğu ve konuşmacısı Yusuf Ziya Alpacı. Biz de burada Türk gençler olarak ülkücü olmaya adayız. Ben 84 doğumluyum. Hani biz bazı şeylerle büyüdük. Fakat ilk defa bu gerçekten bu hareketin içinden çıkmış birisi karşımda. Şimdi Yusuf hocam karşımda, kusura bakmayın biraz heyecanlandım. Karşımda oturduğu vakit şu an konuşmasa bile bana bir şey veriyor. Gerçekten karşımda bir Türk yiğidi oturuyor. Yani gerçekten burada bulunması bambaşka bir hava verdi. Gerçekten o 70'li, 80'li o ülkücü hareketi havasını birazcık bize verdi bence. Onun için Yusuf hocamdan Allah razı olsun. Tabii bu yatılı eğitim seminerleri yaptığınız için federasyona herkesten Allah razı olsun. Göksel var burada. Göksel sen de. Programı Türk Federasyonu Gençlik Yönetiminden Göksel Güzel. Yusuf hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben de biraz heyecanlandım da. Dinlediğimiz konularda kendisinden birebir duyduğumuz anıları olsun ve yazdığı kitapların içine dahil paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ahmet Çömlekçi, Hollanda Türk Federasyonu Gençlik Kolları Yöneticisi ve Denak Teşkilatı'ndan katılıyorum. Bu fırsatı gerçekten sizler gelip buraya değerlendirdiğiniz için ben öncelikle sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu hareketin her döneminde çilesini çekmiş, acısını yaşamış, birikim sahibi, bilgi sahibi, belki hepimizin kitaplarından, şuradan buradan duyduğumuz, okuduğumuz Yusuf Ziya Alpacı. Okurken bile kitapları gözlerimiz yaşarır. Çünkü gerçekten o işi yaşamış birisi. Öyle bir değerin burada bulunmasına sebep olan Hollanda Türk Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Salim Altuş ve Genel Başkanımdı ve bu süreçte emeği geçen ben herkese teşekkür ediyorum. Şimdi en son Kerkük'ten geliyorsunuz. Bu zaman zarfı içerisinde tabii ki ülkücü hareketten çok büyük destekler aldınız. Ülkücü hareket için yaptınız, Türk dünyası için yaptınız. İlahi Kerimatullah için yaptınız. Bu zaman zarfında devletin birimlerinden size ne kadar yardım geldi? Ama o zaman biz ne oluruz? Dejener oluruz. Yani biz para alırsak ne oluruz? Paralı asker olmaz mıyız? Bunun adı nedir yani? Ama biz çocuğun sütünden keseriz. O yolda harcarız. O da bize çok büyük lezzet verir, haz verir. Yani silahsa da her türlü buluruz. Başka ne lazım? Yol parası da yürüyerek gideriz.